Kelimenin tam anlamıyla gözenekli kemik anlamına gelen osteoporoz, kemiğin yoğunluğunun ve kalitesinin azaldığı bir hastalıktır. Kemikler daha gözenekli ve kırılgan hale geldikçe, kırık riski büyük ölçüde artar. Kemik kaybı sessiz ve aşamalı olarak ortaya çıkar. Genellikle ilk kırık oluşana kadar hiçbir semptom yoktur. Peki, kemik erimesine ne iyi gelir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemik kütlesindeki azalma ve kemik mikro mimarisindeki bozulma sonucu ortaya çıkan kemik kırılganlığındaki artıştır. Peki, kemik erimesine ne iyi gelir? Beslenme önerileri hakkında merak edilen tüm detaylar bu videomuzda. Kemik erimesi neden olur? Özellikle 50 yaşının üzerindeki insanlarda görülen, erkeklere göre kadınlarda daha sık rastlanan kemik erimesi rahatsızlığı, kendini genel olarak bel ağrısı olarak göstermeye başlayan yaygın bir hastalıktır. Bu hastalığın oluşmasına sebep olan birçok farklı faktör söz konusu olabilir. En yaygın olarak bilinen nedenleri ise şunlardır. Yaşın ilerlemesi. Erken menopoz veya menopoz sonrası dönemde olmak. Erken yaşta yumurtalıkların alınması. Kalsiyum eksikliği. Yetersiz D vitamini alımı. Fosfor eksikliği. Genetik faktörler. Tiroid hormonlarında yaşanan bozukluklar. Hareketsizlik. Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar. Steroid, kortizon içerikli ilaçların kullanımı. Kemik erimesine ne iyi gelir? Süt ürünlerinin faydaları konusunda birçok bilgiye sahibiz. Fakat bununla birlikte bazı süt ürünlerini bir araya getirdiğinizde, çok daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Sayısız faydasıyla sunulan bir karışım ise, vücudunuzda tüm etkileri bir arada görmenizi sağlayabilir. İşte şifa bulacağınız mucize karışım. Sütte A, D, B6, E ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum bulunuyor. Sütteki yağ miktarı, inek veya manda gibi kaynağa göre değişkenlik gösterebilir. Ghee ise, yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri bakımından zengindir. Bilona yöntemiyle üretilen ghee ve inek sütü, besin maddelerini bozulmadan tuttuğu için, çok daha sağlıklıdır. Ghee aynı zamanda, iyi bir yağ kaynağı olarak da dünyada son zamanlarda oldukça popülerdir. Süt ve ghee karışımı faydaları. Kalsiyum emilimini artırıyor. Süt, güçlü kemikler ve dişler için gerekli bir mineral olan mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. D vitamini içeren ghee ile birleştirildiğinde, kalsiyum emilimi artar. D vitamini kalsiyum emiliminde ve kemik sağlığında önemli bir rol oynar. Ghee, eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olan iyi bilinen bir yağ türü. Sütün kemikleri güçlendirmedeki faydaları, ghee ile birlikte tüketildiğinde de aynı derecede muhteşemdir. Sağlıklı yağları bir arada almayı sağlıyor. Süt ve ghee kombinasyonu oldukça besleyicidir. Süt mükemmel bir kalsiyum, protein, vitamin, özellikle D vitamini ve B kompleksi vitaminleri ve fosfor gibi mineraller kaynağıdır. Öte yandan ghee, sağlıklı yağlar, özellikle doymuş ve tekli doymamış yağlar ile A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler açısından zengindir. İkisini harmanlayarak, temel besinleri sunan bir içecek elde edersiniz. Böylece genel sağlığınızı ve refahı iyileştirebilirsiniz. Cilt dokusunu iyileştirir. Mat, kuru veya sivilceli bir cilt, artan kirlilik ve stresin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Süt ve ghee ise, nemlendirici özellikleri sayesinde bu sorunun çaresi olabilir. Cildi nemlendirmek ve parlaklığını geri kazandırmak için, zerdeçallı sütün yağla birlikte içilmesi tavsiye edilir. Bu kombinasyon vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak, cilt döküntülerinin ve sivilcelerin tedavisine de yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirir. Hem süt hem de ghee bağışıklığı geliştirmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Ghee, sindirim sistemindeki yabancı maddeleri temizlemek, vücudun savunmasını güçlendirmek ve doğal gücü yenilemek için doğal bir temizleyici olarak etki gösterir. Ayrıca, bağışıklığın büyük ölçüde bağırsaktan etkilendiği düşünülürse, bu kombinasyon oldukça etkilidir. Hem ghee, hem de süt bağırsaklar için oldukça faydalı olması sebebiyle, ghee ve süt karışımı bağışıklık üzerinde birçok etkili sonuçlar meydana getirir. Kilo kontrolünü kolaylaştırır. Yağ içeriği nedeniyle kilo aldırmaya sebep olduğu düşünülse de, ghee, ölçülü tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ghee, sağlıklı yağlar iştahı kontrol etmeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olarak, aşırı yeme olasılığını azaltabilir. Sindirim sistemini düzenler.
Gİ, sindirime olan faydalarıyla bilinir. Sindirim sisteminin sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan butirik asit içerir. Sütle birlikte tüketildiğinde, Gİ, sütün sindirim özelliklerini artırabilir. Laktoz intoleransı olanlar dikkat! Çok sağlıklı ve besin açısından yoğun olmasına rağmen, süt ve Gİ kombinasyonunu tüketirken dikkat edilmesi gereken birkaç konu başlığı bulunuyor. İlk olarak, laktoz intoleransı olan kişiler için hem süt, hem de Gİ laktoz içerdiğinden dikkatli olunmalıdır. Ayrıca kilo kontrolüne odaklananlar, Gİ'nin kalori yoğunluğuna dikkat etmelidir. Ölçülü olmak faydalı olsa da, aşırı alım kilo alımına katkıda bulunabilir. Ölçülü tüketmeye dikkat! Süt ve Gİ kombinasyonu sağlık açısından çok sayıda fayda sunsa da, bunları ölçülü bir şekilde tüketmek çok önemlidir. Gİ, yağ içeriği nedeniyle yoğun kalorilidir ve aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Gİ için önerilen porsiyon boyutu, genellikle günde 1 ila 2 yemek kaşığıdır. Sütünüze Gİ eklerken, yarım çay kaşığı gibi küçük bir miktarla başlayın ve gerektiği kadar yavaş yavaş artırın. Kemik erimesine iyi gelen diğer besinler. Kuru meyveler. Kuru erik başta olmak üzere birçok kuru meyve, fenolik bileşikler açısından zengin olmaları sebebiyle kemik erimesine karşı tüketilmesi önerilen besinlerdendir. Badem. Badem de tıpkı süt gibi içeriğinde bolca kalsiyum bulunan besinlerden biridir. Bu sebeple düzenli olarak badem tüketmeniz de, bu rahatsızlığa yakalanma riskinizi azaltmanıza destek olacaktır. Bademi günde bir avucu aşmayacak miktarda ve kavrulmamış, tuzlanmamış ve çiğ haliyle tüketmeniz de önemlidir. Brokoli. Demir eksikliğine iyi gelen, içeriğinde bolca A, C ve E vitamini bulunan brokoli de, kemik erimesine karşı sizi koruyabilecek besinlerden biridir. Onu olabildiğince doğal haliyle tüketmeye özen gösterebilir, brokoli salatası hazırlayarak tüketebilirsiniz. Marul. Şaşırtıcı olsa da, marul da kalsiyum bakımından zengin yiyeceklerden biri. Taze marullarla nefis salatalar hazırlayabilir, vücudunuza lezzetli ve hafif bir iyilik yapabilirsiniz. Ispanak. Kas ve kemik sağlığını ve gelişimini destekleyen ıspanak, bu özelliği sayesinde kemik erimesi sorunu yaşama ihtimalini azaltıyor. Balık çeşitleri. Bu rahatsızlığa yakalanma riskini azaltmak için kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri de, vücudunuzun ihtiyacı olan omega-3'ü mutlaka almanız. Bildiğiniz gibi omega-3 alabileceğiniz en doğal kaynaklardan biri balıklar. Hem kemik, hem de kalp sağlığınızı desteklemek için düzenli olarak balık tüketmeyi unutmayın. Kayısı. İçinde hem kalsiyum, hem de magnezyum bulunuyor. Bu özellikleri sayesinde kayısı, kemik sağlığını olumlu anlamda destekliyor. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.